Siz bu baloncuklardan bahsettiniz. Gerçekten de bu paralel evren konusunda ben de birazcık incelediğimde bundan benim de karşıma çıktı bu örnek. Kolay anlaşılabilir olması sebebiyle sanırım. Bir şöyle bir teori var anladığım kadarıyla. İçinde yaşadığımız evrende bir paralel evren var. Bize nereye bakacağımızı bilmiyoruz ama evrenin bambaşka bir noktasında da olabilir. Böyle de bir teori var. Ne öyle olabilir evrenin bambaşka yani bir noktasında? Yani paralel evren bambaşka bir noktasında da olabilir mi evrenin? Böyle de bir çoklu evren teorisi var mı? Onu soruyorum. Yani şimdi evren deyince zaten ben her şeyi kapsayan bir şeyi anlıyorum. Yani şöyle tarihsel olarak bakarsanız mesela bir zamanlar yıldızlar evreninde, hatta 20. yüzyılın başlarında yıldızlar evreninde yaşadığımızı düşünüyorduk değil mi? Ve bu yıldızlar gördüğümüz kadarıyla birbirlerinden uzaklaşmıyorlar. Bizim kendi galaksimizi tüm evren zannediyorduk. Doğru mu? Evet. Evet. Sonra 1929'da Hubble bu spiral nebula diye görülen nesnelerden bazılarının bizim galaksimizin dışındaki dışında olduğunu ve bizim galaksimize benzediğini, yani başka galaksiler olduğunu keşfetti. Sonra da bunların bizden uzaklaştığını keşfetti bildiğiniz gibi. Hatta yani biz o zamanın paradigması içerisinde her zaman düşünebiliriz. Başka yolu yok. Yıldızlar evreninde yaşadığımızı düşündüğümüz zaman mesela Einstein genel göreliği ortaya attı ve evrenin genişlediğini bilmediği için statik bir evren modeli yaptı. Yani o zamanın vizyonu neyse, ufku neyse ona göre yapabiliriz. Değil mi? Onun ötesinde bir şeyi düşünmek zor. Ve her zaman daha büyük bir evren karşımıza çıkıyor. Yani o zamanı düşündüğümüzden, bir önceki dönemde düşündüğümüzden daha büyük bir evrenle karşılaşıyoruz. Daha geriye giderseniz mesela Kepler yasalarını yaparken kozmoloji yaptığını düşünüyordu. Çünkü Güneş sistemini tüm evren zannediyordu. Değil mi? Ne zaman ki işte 17. 18. yüzyıl işte Newton ve bütün yıldızlar evrenine geçtik ve bu statik bir evren anlayışına yol açtı. Ve dediğim gibi 1929'dan sonra ancak genişleyen bir evren fikrine ulaştık ve Einstein o zaman diğer genişleyen evren çözümlerini kabul etti. Bizim zamanın paradigmasının dışına çıkmamız çok mümkün değil. Yani birkaç ufku gören kişi bunu yapabilir. Demek istediğim o. Ve biz gördüklerimizi bu çerçeve içerisinde değerlendirebiliriz. Şimdi Güneş sisteminin tüm evren olduğu bir durumda gezegenlerin anlamı nedir? İşte bir sabit küre var. İkinci ya da üçüncü resmi alabilirim. Dünya merkezli evren modeline bakalım. Üçüncü resimde. Evet, dünya merkezde işte yıldızlar bunun etrafında dönüyor. Bir sonraki resme de bakarsak burada her gezegenin de kendine ait bir küresi var diye düşünülüyor. Bu da Aristo modeli. Sonra Batlamyus bunu geliştirmiş. Bu bütün Güneş sistemini tüm evren zannediyor. İşte yıldızlar da böyle bir küreye monte edilmiş. Etrafımızda dönüyor diye düşünüyor. Ve insanlar her şeyi binlerce yıl bu şeyde değerlendiriyor. Burada gezegenin anlamı arka plandaki yıldızların önünde gezen nesne anlamında. Gezmekten geliyor. Arapçası seyyare, Yunancası planetes. Değil mi? O da gezgin. Yani bugün gezegeni aynı şekilde düşünmüyoruz. Değil mi? Yıldızları da aynı şekilde düşünmüyoruz. Anlamı değişiyor. Şimdi galaksiler evrenine geçerken evreni yani galaksimizi bütün evren zanneden bir anlayıştan galaksiler evrenine geçerken ne oluyor? Bu galaksilere ne diyorlar? Ada evren diyorlar. Uzunca bir süre galaksi demiyorlar, ada evren diyorlar. Niye? Çünkü kendi galaksini evren zannetmişsin, diğer galaksileri de ada evrenler zannetiyorsun. Şimdi bir multiverse, çoklu evren dedikleri zaman ben bunu anlayamıyorum o kadar da. Çünkü neden? Aslında
Bu şu demek oluyor. Bizim bugün evren dediğimiz şey astronomik bir nesneye indirgenecek ve bu gene başka bir evrenin içerisinde yer alacak. Bunu anlıyorum ben. Gene tek bir tane evren olur. Değil mi? Anladım ne demek istediniz. Hubble bile 1929'daki makale, Hubble'ın makalesine bakarsanız evrenin genişlediğini söylemekten imtina etmiş. Yani genişliyor dememiş. Demiş ki daha uzaktaki galaksiler bizden daha hızlı uzaklaşıyorlar, yıldızlar demiş. Zaten galaksi başka bir galaksiye bakmıyor olsaydı da genişlemeyi de göremezdi. Çünkü gökadamızda, bizim galaksimizde bir genişleme yok. Hı hı. Galaksilerin arasındaki mesafe genişliyor ama... Teorik fiziğe bağlayayım şimdi ben. Yani 1921'de Einstein genel göreliği ortaya attıktan sonra Friedman demiş ki yani Einstein alan denklemlerinin sadece statik değil, 3 tane çözümü var. Bunlardan bir tanesi genişliyor, bir tanesi de çöküyor. Bir tanesi de sabit kalıyor. Dolayısıyla matematik bize bunun olabilirliğini söylemiş ama Hubble'ın gözleminden sonra biz genişlemeyi görmüşüz ya da işte benimsemişiz. Dolayısıyla bazı şeyler teorik olarak mümkün olunca da o bir şey uyandırıyor. Acaba uyandırıyor. Gözlenecek mi böyle bir şey diye.